Canım arkadaşlarım hepinize selamlar AYT Matematik kampında sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte logaritmanın 5. dersini işleyeceğiz Biraz uzun müddet ya uzun dedim, bir hafta civarında 5-6 gün civarında video gelmedi Bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar İnanın böyle başımı kaşıyacak vaktim yoktu kusura bakmayın sizlerden özür diliyorum Ama beklediğinize değecek logaritmayı arkasından dizileri bitireceğiz ve Limit, türev, integral kampının da buradan habercisi olsun bu video. Arkadaşlar çok güzel bir limit, türev, integral kampı yapacağız sizlerle birlikte. Umarım sizler de hazırsınızdır. Keyifle bekleyin arkadaşlar. Çünkü çok güzel olacak her şey. Evet, üstel ve logaritmik denklemlerin çözümünde kalmıştık bu derste. Dilerseniz dersimize geçebiliriz. Abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz tabii ki buyurun derse. Şimdi ne diyor? Bir bakalım. Üstel ve logaritmik denklemlerin çözümü diyoruz. Değişkenin bir logaritmalı ifade içinde bulunduğu denklemlere logaritmik denklem denir. Uygun tanım aralığında a üzeri fx a üzeri gx'e eşit ancak ve ancak fx di biliyorsunuz. Üstü sayılarda bunu bu şekilde yapıyorduk değil mi? Şimdi eğer logaritmada da tabanlar eşitse birbirine o halde diyoruz ki fx de gx'e eşit olacaktır diyoruz. Mesela 45. örneğimize bakalım. Bu üsteldi arkadaşlar. Üstelde bunu bu şekilde çözüyorduk. Boğazım çok kuruyor kusura bakmayın. Canınız isterse de oralet içiyorum arkadaşlar. Bildiğin saf oralet yani. Böyle görünür mü? Vallahi bak görünüyor. Böyle bildiğin oralet. Böyle sarı, turuncu artık Galatasaray sarısı. <laughs> Gençler 2 üzeri 2 artı 3. 2 üzeri 2 x'e eşitse. Tabanları eşitse üstler birbirine eşittireceğiz. Yani x artı 3 kaçmış arkadaşlar burada? 2 x olacakmış. O halde x'i bu tarafa davet edeceğiz. 3 eşittir x olacak. E, denklemin çözüm kümesi istenmiş. O zaman çözüm kümemizde sadece ama sadece 3 elemanından oluşuyor diyeceğiz. Şimdi devam edelim sağ üst tarafa. Burada da diyor ki 4 üzeri 2 x eşittir 5 denkleminin çözüm kümesi isteniyor şimdi bizden. Şöyle diyelim. 4 üzeri 2 x dediğimiz şey aslında bakarsan 16'nın x'inci kuvvetidir ve ben bunu 5'e eşitleyebilirim. İse logaritma 16 tabanında 5 kaç oluyordu? X oluyordu. İşte arkadaşlarım çözüm kümesi istenmişti. Çözüm kümemiz bizim ne olacakmış? Logaritma 16 tabanında 5'in ta kendisi olacakmış. Evet yani ilk iki soru tabi konu kavrama örneğiydi. Diğer sorularda biraz daha derinleştireceğiz mevzuyu. Ama hani aklında bulunsun. E, logaritma hala kolay bu konu. Yani denklemi de kolay, logaritmik eşitsizliklerde kolay, Logaritmanın her yeri kolay. Sadece öğrenmek iste. Yani bu konu sadece logaritma özelinde demiyorum. Diğer matematik konuları için de öyle. Yani bana öğrencilerim diyorlar ki mesela ya hocam nasıl bu kadar iyi matematik çözüyorsun? Ya bu bana doğuştan gelen bir şey değil. Ha vallahi billahi değil. Doğuştan doğuştan gelen bir şey olur mu arkadaşlar? Yani ben annemin karnından doğduğumda ben e, türev logaritma almadım ki integral almadım ki, alan hesaplamadım ki, hacim hesaplamadım ki yani değil mi? Yani bu geliştirilebilen bir şey. Ben ilk öğretmen olduğumda da hep söylüyorum. Çocuk bana 30 tane soru sorardı etütte ben 15 tanesinin fotoğrafını çekerdim. Sana daha sonra çözeyim diye. Çünkü o an çözemezdim arkadaşlar. Yani e, bu tarz olaylar hepimizin başına gelir. Bütün hocalarınızın da başına gelmiştir eminim. Dolayısıyla öyle şey falan değil yani. Hani Doğuştan gelen bir yetenek falan değil tabii ki. Yani lütfen rica ediyorum böyle düşünmenize sebep olan ne varsa bunları atın kafanızdan. Yapabilir misin? E tabii ki yaparsın yani. Yapamayacak ne var arkadaşlar? Yeter ki çalış. Bana diyor ki hocam sizce matematiğin hangi konusu daha zor? Ama bilmiyorum ki hiç düşünmedim yani. Bana göre hepsi aynı. Eğer sana bir şeyler zor geliyorsa demek ki o konuya daha az çalışmışsındır. Veya bir şeyleri sevmiyorsan matematikte demek ki o konuya daha az çalışmışsındır, daha az üstüne durmuşsundur. Çünkü eğer matematikte konunun eğlenceli gelmesini istiyorsan, o konuyu sevmek istiyorsan, o konuya kolay demek istiyorsan o konuyu bileceksin. Yani bildiğin konu zaten eğlenceli gelir. Bildiğin konuyu zaten yapabilirsin, tamam mı? Eğer sevmediğin, nefret ettiğin bir konu varsa demek ki sen onu bilmiyorsun. Tamam? Yani bilirsen halledersin. Ne kadar çok şey öğrenirsen, o kadar çok öndesin demektir. Her konu için bu bu şekilde ve çok fazla çalıştığın takdirde artık şu moda giriyorsun diyorsun ki bence matematikteki bütün, bütün konular aynı. Ya, harbiden de öyle yani aynı zorluk seviyesinde. Dolayısıyla bunu bu şekilde düşünmenizde fayda var. Evet şunu şöyle biraz açalım arkadaşlar çünkü bayağı sıcak oldu şeyden herhalde oraletten. Evet 47. örnek 9 üzeri x e, eksi 8 çarpı 3 üzeri x artı 15. Şimdi ben bunu 3 üzeri x'e 3 üzeri x diye parçalamak istiyorum. Burayı da sevgili arkadaşlarım eksi 5 ve eksi 3 diye parçalarsam bak çarpımları 15'tir. Toplamları da eksi 8'i verir. Demek ki 3 üzeri x eksi 5 çarpı 3 üzeri x eksi 3'müş burası eşittir 0. Şimdi o zaman ya burası 0'dır diyeceğiz ya da burası 0'dır diyeceğiz doğru mu? Eğer 3 üzeri x eksi 5 sıfırsa 3 üzeri x 5'tir. Veyahut 3 üzeri x eksi 3 sıfırsa 3 üzeri x 3'tür. Tabii ki buradan x'in 1 olması gerektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Buraya baktığımız takdirde de x'in sevgili arkadaşlarım x'in logaritma 3 tabanında 5 olması gerektiğini görüyoruz. Çünkü biliyorsun sen de 3 üzeri x eşittir 5'i sağlamak zorundaydık. Pekala köklerin pozitif farkı sorulmuş. Şimdi 1 mi büyük yoksa logaritma 3 tabanında 5 mi? Şimdi biliyorsun ki logaritma 3 tabanında 3 1'di. 3 tabanında 5 de 3 üç tabanında 3'ten daha büyük olduğunu biliyoruz. Yani demek ki 1'den büyükmüş. Demek ki büyük olan bu. Büyük olan buysa ben logaritma 3 tabanında 5'ten 1'i çıkaracağım. Yani logaritma 3 üç tabanında 3'ü çıkaracağım diyebilirim. Çıkardığımız takdirde de içleri bölünüyordu biliyorsun. Logaritma 3 tabanında 5/3 bize cevabın ta kendisini verir. Devam edelim 48'de e üzeri x artı 12 çarpı e üzeri eksi x eksi 7. Bunu biraz düzenlemekte fayda var. Nasıl düzenleyeceğiz hoca? Şöyle bak iyi dinle beni. Ee, ben bunu e üzeri x artı 12 bölü e üzeri x biçimde yazabilirim. Eksi 7 eşittir 0 dedim. Daha sonra şu alttaki e üzeri x'ten kurtulabilmek adına e üzeri x'le genişletirsem ben bunu. E üzeri x'in parantez karesi artı 12 eksi 7 tane e üzeri x'im olur eşittir 0. Biraz da düzenleyelim istersen. E üzeri x'in karesi eksi 7 çarpı e üzeri x dedim. Ve artı 12 dedim eşittir 0. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben burayı e üzeri x'e e üzeri x diye açarım. Burayı da eksi 3'e eksi 4 diye açarım tamam mı? Böylelikle toplamlar 12 çarpımları da e, pardon çarpımlar 12 toplamları da eksi 7 olur. Yani e üzeri x ya 3'müş ya da e üzeri x eşittir 4'müş derim. Böylelikle her iki tarafın elenin alırsan her iki tarafın elenin aldığın takdirde burada x yalnız kalır. x eşittir elen 3'tür. Veya x eşittir elen 4'tür. Bizden çözüm kümesi istenmişti. Çözüm kümemiz ç eşittir elen 3 ve elen 4'ün ta kendisi olur arkadaşlar. Demek ki cevabımız bu olacaktı. Ve geçtim 49. örneğe. Ne demiş? 5 çarpı logaritma 3 tabanında x eksi 3 çarpı logaritma x tabanında 3 eşittir 2. Bu denklemi sağlayan x değerlerin çarpımını bul demiş. Şimdi öncelikle şurada x tabanında 3 var. Burada 3 tabanında x var. Ben şunu bak bunu şöyle yazarım. 1 bölü logaritma 3 tabanında x biçimde yazabilirim. Yani 5 çarpı logaritma 3 tabanında x dediğim eksi 3 bölü logaritma 3 tabanında x eşittir 2. Şimdi bak güzel kardeşim şunu da şunu çarparım. 5 çarpı Logaritma 3 tabanında x'in hop karesi yapar. Sonra 3'ü çıkarırım. Sonra da giderim logaritma 3 tabanında x'e bölerim ben bunu. Eşittir 2'yi yazarım. Tamam. Şimdi burası tamamsa burası tamamsa artık şu logaritma 3 tabanında x'i de karşı tarafa atabilirsin değil mi sen? Bence yaparsın. Yani 5 çarpı logaritma 3 tabanında x'in karesi şöyle yaptım hop karesi Eksi 3 eşittir 2 tane logaritma 3 tabanında x yaptı. Bunu sol tarafa tabi davet edeceğiz şimdi. Şöyle ki 5 çarpı logaritma 3 tabanında x'in parantez karesi. Eksi 2 tane logaritma 3 tabanında x. Ve eksi 3 eşittir 0 dedim. Ben burayı 5 çarpı logaritma 3 tabanında x'e e, logaritma 3 tabanında x biçiminde açarım. Çarpımları 5 tane logaritma 3 tabanında x'in karesini verir. Burayı da arkadaşlar nasıl açalım biliyor musunuz? eksi 3'e eksi 3'e değil artı 3'e eksi 1 diye açalım bak eksi 5 artı 3 topla eksi 2'yi verdi çok güzel o halde demek ki şunla şunu şunla şunu halledeceğiz logaritma 3 tabanında x eşittir ya eksi 3 bölü 5'miş diyeceğim ya da logaritma 3 tabanında x eşittir 1'miş diyeceğim hocam ben diyorum ki şuradan kök falan gelmez neden çünkü Bakayım hap özür dilerim gelir ya çok üzgünüm. Çok özür dilerim. 3 üzeri eksi 2 bölü 5 eşittir x'tir. Ben ee, 3 üzeri x gibi düşündüm burayı. Özür dilerim. Demek ki x kaçmış? 3 üzeri eksi 3 bölü 5'miş. Bir de buradan 3 üzeri 1 eşittir x gelir. Yani x kaçmış? 3 üzeri 1 yani 3'müş. Bunların çarpımı sorulmuş. E çarpalım. 3 üzeri 1 ile... 3 üzeri eksi 3 bölü 5'i çarparsam üstler toplanır ve 3 üzeri 2 bölü 5'im ta kendisi gelir demek ki cevabımız da buymuş diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam ediyorum 50. örnekle. İyi dinle beni. 4 üzeri ln x demek. 2 üzeri ln x'in karesi demektir. Tamam 2 üzeri ln x'in karesi. Eksi 4 çarpı 2 üzeri ln x eksi 1 diyor ya. Demek ki burada 2 üzeri 1 var bir de. Eksi 8 eşittir 0. Çünkü dikkat et bak üstler çıkarırsa ln x eksi 1 gelir. Şimdi şuradaki 2 ile buradaki 4'ü sadeleştireyim burada 2 kalsın. O halde 2 üzeri ln x'in karesi karesi eksi 2 tane ln x eksi 8 eşittir 0 yaptı. Şimdi ben bunu 2 üzeri ln x'e 2 üzeri ln x diye açarım. Şu eksi 8'i de eksi 4'e artı 2 diye açacak olursam 2 üzeri ln x eşittir 4 olur. Veyahut 2 üzeri ln x eşittir. Eksi 2 olur. Şunun eksilisi ve bunun eksilisi kökleri veriyordu. Buradan 2'nin hangi kuvveti 4'tür? 2. Yani ln x eşittir 2 olacakmış. Tabanı e ise x eşittir e üzeri 2 yapar. Bu birinci kökümdür. Bir de yan tarafta 2 üzeri ln x eksi 2 ise 2'nin hangi kuvveti eksi 2? Yok. Demek ki boş küme. İkinin hiçbir kuvveti negatif yapmaz. Çözüm kümesini bulunuz demişti. Çözüm kümemiz sadece ama sadece. E kareymiş arkadaşlar hayır uğurlu olsun cevabı da bu şekilde bulmuş olduk. 51. örneğimize bakıyoruz birlikte. Yanda verilen abc dik üçgeninde. Ee, şurası dik, dikten dikilmiş. Burası 6, burası m, burası logaritma x tabanında 3, burası logaritma x tabanında 27. Ee, m kaçtır diye soruluyor. Öncelikle logaritma x tabanında 27 demek logaritma x tabanında 3'ün kübüdür. 3'ü başa atarsam 3 tane logaritma x tabanında 3 yapar bak. Tamam. Şimdi öklit uygulayalım. 6'nın karesi 36 eşittir. Logaritma x tabanında 3. Logaritma x tabanında 3. Çarpı tamam. Bunun karesi eşittir. Burası çarpı tamamıydı hatırlarsan. O halde tamamı kaçtır? 4 tane logaritma x tabanında 3'tür. Şimdi ben her iki tarafı 4'e bölersem. Cort, cort. Burada ne kaldı? 9. 9 eşittir. Logaritma x tabanında 3 çarpı logaritma x tabanında 3 mü yaptı? Aynen öyle yaptı. Peki bunlardan bir tanesi kaçtır? Hocam tabii ki de 3'tür. Değil mi? 3 kere 3, 9'u verdi bize. Pekala şimdi o halde logaritma x tabanında 3 dediğimiz şey. Eğer 3 ise x küp eşittir 3 değil midir? x nedir arkadaşlarım? Ya da bu böylece kalabilir ya. Aynen x küp eşittir 3 hatta var hatta. Şurası şöyle cebimize dursun. X'e ihtiyacımız olsa bulalım. Ki olmayacak gibi duruyor. Sonra geldim diğer tarafta öklit yapacağım. M'nin karesi. Eşittir. Bu sefer burası çarpı diğer taraf. Yani 3 tane logaritma 3 tabanında x ile çarpı tamamı. 4 tane logaritma 3 tabanında x. Hocam şu kaçtı? 3'tü. E bu da 3'tü. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 4 108 yapar. M kare eşittir 108 ise M sorulmuştu. 6 kere 3 olduğu için 6 kök 3 bize cevabı verir. Demek ki M sayımız 6 kök 3 olacakmış sevgili gençler. Evet böylelikle 51. örneğimizi de çözmüş bulunuyoruz. Devam edelim 52. örnekte. Burada biliyorsun logaritmanın bir kuralı vardı. Şuradaki x ile aha bunu yer değiştirebiliyorduk. Logaritmanın içiyle ta o tabandaki sayıyı yer değiştirebiliyorduk. Ama ve lakin Buradaki x de buradaki x'i yer değiştirirsen de gene x üzeri ln x bulacaksın. Yani attığın taş ürküttüğün kuşa değmeyecek. E ne yapacağız o zaman? Yani bunun bir yöntemi yok mu? Var. İyi dinle. Öncelikle ben x'i karşı tarafa gönderdim. x üzeri ln x eşittir x çarpı e kare yaptı. Şunu şuradan birazcık kaydırdım uzaklaştırdım. Bunu yapmamdaki sebep şu. Ben şimdi her iki tarafın elenini alacağım. Ve şu şekilde bir görüntü oluşacak. X'in kuvveti var bak burada ln x var. Bu ln x'i aldım bunun başına attım. Yani ln x çarpı ln x yaptı. Eşittir burası da ln x çarpı e kare ya. ln x artı ln e kare yapacaktır. ln e kare dediğim şey 2'yi başa atarsam 2'nin ta kendisidir. Burada bir ln x'im var. Burada da ln x'imin karesi var. Çok güzel. Şimdi bak ln x'in karesi bunu bu tarafa gönderdim eksi ln x. Ve bunu da bu tarafa gönderdim. Eksi 2 eşittir 0 oldu. Daha sonrasında diyorum ki ben burayı ln x'e ln x diye açarım. Burayı da eksi 2 artı 1 diye açarım. Böylelikle ln x ya 2'dir ya da ln x eksi 1'dir derim. Hocam bunun tabanı neydi tabanı? E'ydi değil mi? E üzeri 2 eşittir x'i verir. Yani x eşittir e karedir. Veyahut e üzeri eksi 1 eşittir x'i verir. Yani e üzeri eksi 1 eşittir x'tir derim. Çözüm kümesi istenmişti. şurasına 1 bölü e mi? O halde çözüm kümemiz 1 bölü e ve e kareden oluşur arkadaşlar. Bu da bize çözüm kümesini verir deriz. Evet logaritmik eşitsizlikler. Tabii ki başka bir videonun konusu olacak. Logaritmalı denklemlerde gördüğünüz üzere basit olduğunu söylemiştik. ÖSYM şimdiye kadar hiçbir şekilde zorlamadı arkadaşlar. Yine zorlamayacak. Çünkü logaritma zaten karşınıza çıkabilecek AYT'de mat 1'e benzeyen yani TYT konularına en çok benzeyen konudur kendileri. Ve bundan kaynaklı da gözünü korkutmana gerek yok. Başkaları konuşabilir. Logaritma zor diyebilir. Sen aldırış etme. Türev zor diyebilirler. Sen aldırış etme. Çalıştığın takdirde her şey kolay. O zor diyen adamlar demek ki çalışmamaya, çalışmayan adamlar. Tamam. Yani bu, bu kadar basit bir denklem aslına bakarsan. Bu denklemden bahsetmiyorum. Az önce kurduğum denklemden bahsediyorum. Çok basit arkadaşlar. Yani çalışan adama zaten her şey basit gelecek. Çalışmazsan tabii ki zor gelecek. Bu 2-2-4 doğanın kanunu. Bu sadece ders için e, geçerli bir konu değil. Yani örnek veriyorum. Durmadan antrenman yapan bir futbolcu düşün. Bu adam futbolu çözmüştür. Bu adam futbolu iyi oynar. Bu adamın ciğeri de iyi nefes alır. Bu adamın bacakları da çok iyi koşar. Bu adamın kondisyonu da çok iyidir. Bu adamın pasları da çok iyidir. Şutları da çok iyidir. Golleri de çok iyidir. Ama durmadan yan girip yatan bir futbolcu düşün. Onun için futbol çok zordur. Yani yükselemez bile dikkat ettiysen. Aynı mantık. Veyahut farklı bir şey için düşün. Yani Sadece ama sadece bunu derse yorma. Ders çalışmak çoksa hayatın her evresi bu şekilde. Hayatın her evresinde çalışmak zorundasın. Hayatın her evresinde daha iyi yerlere gelmeye çalışacaksın. Tıpkı şu an daha iyi üniversiteler kazanmak için çalışıyorsun ya. O üniversiteyi kazanıp bitirdikten sonra da göreceksin. Daha iyi bir yerde çalışabilmek için emek sarf etmen gerekecek. Daha iyi arkadaşlar bulabilmen için emek sarf etmen gerekecek. Daha yüksek meblalarda para kazanmak için emek sarf etmen gerekecek. Hayatının her anı bu şekilde geçecek. Dolayısıyla bu sınav senin için ne ilk ne de son. Dolayısıyla çok ama çok dikkatli davran. Lütfen senden rica ediyorum. Emeklerinin karşılığını alırsın. Sadece emek ver diyorum. Tamam. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.